Şimdi aslında belki mikroorganizmaların bir özelliğinden söz etmekte fayda var. Şimdi biz aşılanıyoruz, işte ilaçlar buluyoruz, baskılıyoruz virüsü bir şekilde ve evrim, yani mikroorganizma kendi evrim sürecinde o aşıdan kaçabilecek varyantlarla karşımıza çıkıyor. Yani birinci durum bu aslında. Şu andaki varyantlar, enfeksiyona yol açan etkenlerin baktığımızda hani bunların çoğunun aşı kişilerde de enfeksiyon yapabildiğini görüyoruz. Bir bu baskının yarattığı bir doğal evrim süreci var mikroorganizma açısından. Özellikle hani koronavirüsler açısından kalıcı bir bağışıklığın olmaması söz konusu. Yaşam boyu bir bağışıklık elde edemiyorsunuz hastalığı geçirdikten sonra. Yani bir mevsim sonra veya işte birkaç ay sonra tekrar enfekte olunabiliyor aşıya rağmen. Virüslerin hemen hepsinde bunu görüyor muyuz? Ya Yok, bağışıklık hepsi, hayır, hayır. Hep, yani bağışıklık kazanıklarınız var belli yani. Virüs gruplarında bir Anladım. kere aşılanmanız yetiyor. Yani hani şöyle bir düşünün, çocukluk çağında aşılanıyoruz. İşte kızamık örneğin, hani belli bir aşı protokolünden sonra erişkin yaşta hani özel bir risk durumu söz konusu değilse aşılanmıyorsunuz. O bağışıklık sizi korumaya devam ediyor. Ama koronavirüste böyle bir durum yok. Veya influenza, gripte de böyle bir durum yok. Yani ömür boyu bir bağışıklık yok. Dolayısıyla bunlar hani mevsimsel etkenler olarak ortaya çıkıyor. Tabii yaz dönemi hani dediğiniz gibi havaların ısınması ve sosyal temasın açık havada daha çok gerçekleşmesi nedeniyle beklenmiyordu. Ama tabii toplu taşım kapalı. Yani artık bir de havalar giderek daha sıcak olunca aslında insanlar pek açık havada durmuyor. Klimatize ortamlarda kapalı yaşamaya başlıyorlar. Yani toplu taşım büyük bir risk. Kapalı pazar yerleri, AVM'ler, hatta beach club'larda bile yani yan yana istif şekilinde bulunan Evet, açık hava mesafe çok yakın. mekanlarında bile çok yakın mesafeler var. Dolayısıyla hani bu da solunumla hapşırma veya işte aksırmayla atılan damlacıklarla bulaşan bir enfeksiyon. O mesafede temas edip aldığınızda bulaşıyor. Yani yaz olması aslında bizim maskeden vazgeçmemizi gerektirmiyor. Evet, açık havada rahat edebiliriz ama işte biraz önce Süleyman Bey'in de söylediği gibi mesafeyi kontrol edemediğimiz her noktada maske kullanmaya devam Risk etmemiz hepimiz gerekiyor. için de devam ediyor. Çünkü bunun yaşı yok, genç ve yaşlı durumu yok.